Mafre Genel Sigorta Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Haftanın son iş gününün bakış programına. Gündem siyasetle yoğun ama biz bir ufak pencere açalım istedik size. Farklı bir konudan bahsedelim istedik. Efendim Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay bizlerle birlikte biraz Sultan Gazi'yi konuşacağız. Bilmeyenler belki vardır. Sultan Gazi'de bir şeyler oluyor. O bir şeyleri biraz sonra sizlerle konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi belediye başkanımıza varsa sorularınızı alalım. Ki var, daha yayına girmeden göndermeye başladınız. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de programa aktif katılabilirsiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İkinci dönem değil mi? Evet. 7 yıl oldu değil mi? 7 yılı bitirdik. 8 yıl içerisindeyiz. 8. Siz kurucu... Evet, Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa'dan ayrıldıktan sonra kurucu belediye başkanı olarak görev aldınız. Koltuğu yani. Olmayan başkan diyorlardı. O zaman ilk dönem öyle bir şey vardı. Ha. Ayrılma sırasında. Evet, doğru. Bugün ama 7 yılda çok şey değişmiş herhalde. Tabii ki öncelikle ben dün geçirdiğimiz güzel bir bayram var. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı. Bir kere daha geçtiğimizi ve insanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Sabrı cemil niyaz ediyorum yakınlarına. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bahsettiğiniz konu gibi doğrudur. Yani ilk göreve başladığımızda aslında merkezin her tarafta hizmeti var. Bütün genel olarak. Ama konuşulan hep aynı merkezde yapılmış. Bölündükten sonra hiçbir şeyi kalmayan bir ilçe konumunda oldu. Fakat biz de onun için geldik. Önemli olan ilçe olduktan sonra yeniden dizayn etmek, yapmaktır. Zaten. Ama bir kurucu olmanın avantajları ve dezavantajları var. Ben avantajlarının daha çok olduğuna inanıyorum. Çünkü burada başladığımız günden itibaren biz şekil veriyoruz. Biz dizayn ediyoruz. Neyi nereye kuracağımıza biz karar veriyoruz. Bunu vatandaşlarımızla da görüşerek hummalı bir çalışmayla bugün çok iyi bir şehir konumuna geldiğimize inanıyorum. Nasıl, ne oldu ya o Sultan Gazi'de o işte bölünme... O durumdan sonra bugün geldiği boyut, mesela nüfus sayısı arttı mı, yatırımlar arttı mı? Yani biz şimdi biliyoruz da biraz daha hani izleyicimiz de. Şimdi Sultan, evet. Sizin halkınız da biliyordur ama biraz daha genele yayalım. Şimdi o zaman yani 7-8 yıl evvel, 2008'de ilçe olduk, 2009'da yerel yönetimler olarak göreve başladık. Şimdi İstanbul'da 39 ilçe oldu. Yani 8 ilave ilçe yapıldı, Eminönü kalktı, artı 7 oldu. 32'den 39'a çıktı. O yeni kurulan ilçelerden bir tanesiyiz. Fakat öncelikle hükümetimize buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten hizmeti yakından almanın, zamanında almanın katkıları vatandaşa çok olumlu yansıdı. Hı hı. Çünkü ben iyi biliyorum, Ankara'ya gelen insan sayısı günlük 20 bin civarıyken 2005'te çıkarılan yerel yönetimler yasasıyla yetki devriyle bu rakam, o sayı günlük 2000'lere kadar düşmüştü o zamanlar. Şimdi yeniden artmıştır. Yani demek istediğim hep yerelden bu hizmetler verilmeye başlandı. Onun için ilçe olması, bölünmesi ve hizmeti daha seri ve zamanında alması için vatandaşa kolaylıktır. Bu bakımdan Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa olarak 1 milyonu aşmıştı. Türkiye'nin en büyük ilçesi olmuştu. Yani bölünmeden, hatta ben bir vekilimizle bir programa gidiyordum. Gazi Osman Paşa merkezden çıktık, Eyüp sınırından 35 kilometre gittik. Hala bizim ilçe, inanmıyorum saraya geldik dedi. Şimdi onu yönetmek de çok kolay olmuyor. Doğru değil mi? Saraya kadar? Yaklaşık tabii yaklaşık o taraflara sınır oluyor. Kadar, yani Arnavutköy oldu şimdi. Tabii. Üç ilçe olduk biz Gazi Osmanpaşa'da. Arnavutköy'ün sınırları Hadımköy'e kadar uzadı şimdi, doğru. Biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ayrılmanın getirdiği avantajlar büyük. Her ilçenin kendine has özellikleri var. Avantajları var, dezavantajları var. Bir karakteristik yapısı var. Sultan Gazi insanı 81 ilin insanın yaşadığı bir yer. Yani Türkiye'nin bir minyatürü. Böyle olunca bütün kültürlerin ortak paydası oluyoruz. Dolayısıyla orada onları iç içe yaşamak, orada kardeşliği tesis etmek bence ülkede etmekle eş anlamlı. Bu manada yapılan bütün çalışmalar da buna dönük oluyor. Ve inanıyorum ki geldiğimiz nokta
başladığımızda tabii ki mukayese edilmeyecek ama diğer ilçelerle yarışacak noktada şu anda. En üst düzeye taşıma gayretindeyiz. Ya başkan, şunu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi Sultan Gazi ve Gazi Mahallesi hep bir böyle bir terör konusunda anılan evet. şey. Bunlar herhalde siz de rahatsızsınız değil mi? Hatta yerine yani girmeden ilçe, de konuştuk yani. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani 522 bin resmi nüfusumuz var bugün. Hı hı. 30 bin de kayıtlı Suriyemiz var. Suriyelimiz var. Yani ya 550 Suriye'de bin var. Nüfusu barındırıyoruz. Bu denilen bölgede bu tür eylemler yapılıyor. Oluyor. Ama suç ortalamasında biz ilçe olarak ortalardayız. Evet. En önde giden değiliz. Tabii ki buradan belki ses daha gür çıktığı için burası bu şekilde kullanılıyor. Bu ilçenin bir bölümü. Temennimiz odur ki onun da tamamen ortadan kalkması. Yani bu bakımdan yapılan çalışmalara biz de belediye olarak şöyle katkı sağlıyoruz. İnsanımıza hizmet götürmede, orada huzuru temin etmede eforumuzu gereği kadar seferber ediyoruz. İnşallah bu da kalkacak. Vatandaşımızın bu manadaki istekleri çok yoğun bir şekilde geliyor. Çünkü yerinin değerlenmesini, ilçesinin huzur yeri olmasını kim istemez? Tabii. Dolayısıyla çocuklarımız orada güvenli okula gidebilmeli. Her türlü hizmet de güvenli yapılabilmeli. Bizim bir şey daha ilavemiz buyurun, var burada. Tabii ki Sultan Gazi deyince sadece Gazi Mahallesi'ndeki olumsuz olayla anılan bir ilçe değiliz. Şu anda artık çok değişti. Evet, şimdi yani, mesela şu kent ormanını soracağım. Tabii ki yani. Hatta Aytaç varsa görüntüler verelim. Yani bu biraz çoğu kişinin bilmediği ve şaşırtıcı bir konu. Çok ciddi bir ormanınız var. Yani hiç beklenmeyen bir şey aslında. Şimdi burada şöyle bir şey var. Başlarken daha büyük hayaller kurarak geldik. Dedik ki 36 kilometrekare sınırları olan Sultan Gazi ilçesinin yani yeri olan 13 kilometrekaresinde 500 bin aşkın insan yaşıyor. Ama 23 kilometrekaresi bir yaşam alanı, bir sosyal donatı alanı olmaya müsait yerler. O zaman bunu nereden başlamamız lazım dedik. Ve bizim ilçemizin doğu kısmında tam baraj kapaklarının oradan başlayarak 1.6 kilometre karesini kapsayan önce 800 dönüm daha sonra 820 dönüm yeri iki ayrı şekilde çalıştık. Şu anda o 1620 dönüm alan şehrin tam merkezi sayılır kenarında. İnsanların rahat ulaşabileceği, teme çok yakın bir noktada, şebeke sularının kullanıldığı, her türlü hizmetin görüldüğü. Hatta burası öyle bir yer oldu ki, İstanbul'da en fonksiyonel şehir ormanları bizde. Sultan Gazi olarak geldiğimiz günden beri bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. İçerisinde hobi bahçelerinden izcilik kampına, at binicilik kurslarından amfitiyatrolara, sinemalara kadar. Ve burada çocukların spor yapacağı alanlar, tenis kortlarına, basketbol, voleybol, halı sahalara kadar. Her şey ücretsiz. Her şey oradaki vatandaşımızın ve dışarıdan gelen insanımızın hizmetine sunulmuş. Yani yerine. Ormana giriş de ücretsiz tabii, değil mi başkanım? Yok. Giriş sadece araç girişleri için bir miktar tamam. talep ediliyor. Onun dışında içeride hiçbir şeye bedel ödemiyor. Burada yapmak istediğimiz de şuydu. Yani bir bina yaparsınız. O insanlar gelir bir kere görür, ikinciye görür. Ama üçüncü aynı yere gitse bile ben onu gördüm der. Hı-hı. Fakat ormana her güzel havada mutlaka gitme arzusu doğar. Çünkü bizim burada yeşille, suyun ve hava güzelliğinin, enerjinin tam buluştuğu bir yer, oksijenin buluştuğu yer. Dolayısıyla burada bir harmanlarsak yaşam kalitesi gerçekten burada bambaşka bir alan. Ne kadar kişi dışarıdan geliyor? Bir ölçüm yaptınız şimdi mı? Yani şöyle, herhalde bayağı bir yoğun talep olmuş. Tabii arkadaşlarımız bu konuda rakamsal olarak 2,5 milyon insanın ziyaret ettiğini bize veriyor. 2,5 giren araç sayısı, insan sayısı bu bakımdan tuttuğumuz raporlara göre. Bu tabii ki sadece ilçemizden değil, bölge insanı. Evet. Hatta İstanbul'un her köşesinden geliniyor. Hiç unutmuyorum, bir vekilimiz aramıştı. Sayın Başkanım, sizin ormana kitap okumaya geleceğim. Biz orada şuna da şahit oluyoruz. Sadece piknik yapmaya gelmiyor insanlar. Kamp yapıyor. Bakıyorum halıları sermiş, ateş yakmış. Biri yemek pişiriyor, biri uyuyor, biri orada gürültülü işler yapıyor. Bunun adı kamp. Tamam. Yani orada bir kendine alan bulmuş. Ve orada belki de gece konaklayanlar bile var. Böyle de bir alan burası. Çok güzel. Ya başkanım, bir virgül koyalım da şu taş ocakları konusu nedir Allah aşkınıza? Yani deminden, yani yayından önce de mailler evet. gelmeye başladı. Şu anda da geliyor. Nefes alamıyoruz diyor. Dinamik sesinden evlerimiz sallanıyor diyor. Doğru. İşte nedir bu taş ocağı? Şimdi siz, şöyle söyleyeyim. Orayla bağlantısı ne sizin oranın? Tabii ki yani Sultan Gazi sınırları içinde kalması en büyük bağlantı. Tabii ki bizim sınırlarımız. Bu bahsettiğim 1600 dönümlük orman alanının hemen yanında. Yani aslında yaklaşık 8-10 kilometre kare yeri kaplayan 16 tane toz fabrikası burada çalışıyor. Ama burada İstanbul'un
ciddi şekilde mıcırı, asfaltı burada üretiliyor. Fakat önceden yerleşim alanı buraya uzakmış. 1950'lerden geliyor ocaklarda. Hı hı. Uzak olunca çok fazla rahatsızlık vermiyordu ya da hissedilmiyordu. Şimdi tamamen dolunca artık arada bir yol ayırıyor. O noktaya kadar gelindi. Dolayısıyla insanımız burada ciddi rahatsızlıklar yaşıyor. Bu toz fabrikaları astım hastalarını çoğaltıyor. Yakındakiler cam açamıyor. İşte kadınlarımız her gün belediyeye girerek işte durumumuz bu. Camımızı bir gün açamadığımız gibi evimizde toz eksik olmuyor. Şikayetler çok yoğun ve haklı şikayetler. Şimdi bunlarla ilgili 2-3 defa kapattık. Ancak bir süre sonra ihtiyaca binaen herhalde tekrar açıldı. Fakat bu konuyu ben vatandaşımıza bir kere daha söylüyorum. Hı hı. Bu bizim gündemimizden hiç düşmedi. Sultan Gazi'nin bir numaralı problemi şu anda taş ocakları. Ama mutlaka yetkililerimizle tekrar masaya oturacağız, tekrar görüşeceğiz. Buna kesinlikle bir çözüm bulma gayretindeyiz. Mesela şu anda ilk yaptığımız yol çalışmaları başlıyor. Projeleri bitti. Kamyonları normal kullandıkları yerleşim alanına yakın yoldan, yani kuşaklama yolu dediğimizden geçirmeyeceğiz. Hı hı. Alttan özel bir yolla başka bir şekilde teme vereceğiz. Ve bu %50 tozu azaltacak. Ama tamamen bitirecek mi? Bitirmeyecek. Tamamen bitmesi için kesinlikle buradan taşınması gerekiyor. Şimdi aynı kalitede taş, aynı kalitede mıcır yakın bir yerde bulunamıyor. Çok kolay değil. Ama bu maliyet ne olursa olsun hedef burada tamamen kapatılması yönünde. Bu olmalıdır. Vatandaşımız burada, onlarla beraber biz de her gün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İnşallah buna da bir çözüm bulacağız. Peki başkanım, bir şey daha dikkatimi çekti. Siz bir hastane yapıyorsunuz ve akıllı hastane yapıyorsunuz. Şimdi Sağlık Bakanlığımız TOKİ marifetiyle yaptırıyor. Sizin tabii şeyde, bizim sınırımız, bizim ilçemiz, arsanız temininde, evet, her şeyinde katkımız var. Ama burada yerimiz Büyükşehir Belediye'mize aitti. Onun hakkını verelim. Sağ olsun Kadir Başkanımız böyle bir hizmet için orayı hemen tahsis etti bakanlığımıza. Bakanlık da TOKİ ile ihaleye çıktı ve bunu yapıyor. Bu sene sonuna kadar da bitecek. 600 yataklı, fakat şunu söyleyeyim. Gerçekten dediğiniz manada bir hastane. Çok özelliklere sahip. Şimdi hazır bitmiş bir hastane söz konusu olunca yıkılmakta olan hastaneler de var. Yenilenmesi gereken hastaneler var. Bunların taşınması şu anda gündemde. Tıp üniversitelerinin. Tabii. Değil mi? Onların da yani bu yıl sonuna kadar bitecek olan hastanemizin aynı zamanda diğerlerinde aynı tarihte yıkılması gerekiyor. Önceden alınan kararlarla. Ama bu hangi hastane gelecek noktasında net bir isim vermeyeceğim. Fakat bu Haseki de olabilir, Samatya da olabilir, Çapa da olabilir, Cerrahpaşa da olabilir. Hükümetin vereceği karar şu hastaneyi öncelikle yenileyelim derse hazır bitmiş bir hastane olarak bizi tercih edecekleri inancındayım. Bu görüşmeleri yapıyoruz. Böyle hazır bir yer de zaten ihtiyaçta var. Dolayısıyla bize geldiğinde de inanıyorum bölge olarak böyle çaplı bir hastanemiz o bölgede yok. Yakın ilçelerde hizmet verecek. Çok faydalı olacak diye düşünüyorum. 650 yataklı tabii canım. Ciddi. Şimdi yatak kapasitesini şöyle söyleyeyim. 24 metrekarede 2 hasta var 300'ünde. Diğer 300 yatağında 24 metrekarede 1 hasta var. Bunu normal şartlarda istesek 1500 yatağa çıkarabiliriz. Tabii. Hastane böyle. Biz de belediye olarak bir analiz yaptık. Dedik ki ya bu hastaneler gelirse niye ihtiyaç duyar? Hemen okullar ihtiyaç olacağını inandık. Şimdi biz belediye olarak arsasını temin ettik. Bize ait bir yerimiz. Diş Hekimliği Fakültesini, Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun hemen hastanenin yanında yapıyoruz ve bir koridorla geçiş veriyoruz. Ve şu anda ihale aşamasındayız. Yani hastane bitiminden belki birkaç ay sonra biz de okullarımızı bitirmiş olacağız. Böylece hem teorik bilgi hem pratikte iç içe olması, Çapa'da olduğu gibi, diğerlerinde olduğu gibi çok fayda sağlayacak. Hem de bizim bir sosyal bilimler meslek yüksekokulu yapma çalışmamız var. O da ihaleye çıkıyor şu anda yine belediye olarak. 3 tane okul yapıyoruz. İkisi yüksek, biri fakülte. Şimdi bunların 3 tanesi 10 bin öğrenci alacak. Bir anda Sultan Gazi'de 10 bin yüksekokul öğrencisi gelmiş olacak. Ve onlara gereken yurtlar şu anda yapılmaya başlandı. Efendim başka çalışmalar, otel çalışmaları var. İlçemiz bu manada o bahsettiğimiz 7 yıl öncesiyle gerçekten çok çok ötesinde yarışabilen, diğer ilçelere fark atabilen bir ilçe. İnanıyorum ki 39 ilçe içinde de ilklerde yer alacak bir ilçe konumuna geliyoruz. Şimdi bu söyledikleriniz bana iki şeyi hatırlatıyor. Bir, yani Sultan Gazi'nin ciddi bir ekonomik kalkınmasını da getiriyor bu kadar yatırım. Mutlaka. Ama bir de bir taraftan da emlak ve arsa rantını da getirmiyor. Tabii artırıyor. En önemlisi o değil mi? Ama şöyle bir şey, bu kaçınılmaz. Arsa fiyatları artmıştır, var mı bilmiyorum ama arsa kalmıyor. Yarım milyon insan yaşıyor.
Ve yerimiz de çok güzel bir yer. Artık bunu kaçınamazsınız. Yeni havaalanı bize 12 kilometre mesafede yapılıyor. Ve güzergah Sultan Gazi üzerinden büyük bir bölüme geçecek. Çevre yollarımız buna göre dizayn ediliyor. Metrolar geliyor. Şimdi bunu ilçesinin gelişmesini kim arzu etmez? Dolayısıyla o 4 büyük proje bize inanılmaz katkı sağladı. Dünyanın en büyük havaalanının yanımızda oluşu. Kanal İstanbul'un yanımızdan geçiş. Üçüncü yolun yakınımızdan, kuzeyimizden geçici. Köprü yolunun. Efendim yine yeni kurulacak iki şehirden birinin kuzeyimizde olması bu 4 büyük proje Sultan Gazi'yi çok daha parlattı ve geleceğe çok daha güvenle bakacağımız bir konuma soktu. Arsa kaldı mı başkanım? Arsa her zaman bulunur. Ama ne olur biraz önce ifade ettim daha değerli olur. Biri alırken onu alıyorsunuz. Durum bu. Şimdi demin havaalanı falan da söylediniz. Bir de galiba bir söylenti var. Bu otogarın taşınması ya da Esenler'in bildiğimiz otogarın kalkıp sizin o bölgede bir otogara gidilmesi gibi bir şey var değil mi? O da yanlış doğru. Mı duyumun? Değil. Tamam. Yanlış değil. Şu anda aynı hat üzerinde 3 noktada, 6 noktada aslında otogar şekillenecek. Neden? Bir merkezde hem yoğunluk veriyor hem de insanlar ondan sonra ulaşımda zorlaşılıyor. Ama ağırlıklı yer, büyük yer bizde olduğu için Taksim'de var, Isparta Kule'de var. Fakat Sultan Gazi'deki 300 dönüme yakın bir yer. Esenler otogarının ağırlığını biz alıyoruz. Şu anda Sultan Gazi'de TEM yolu üzerinde karayolları bandında kalan Ali Bey Barajı'nın hemen üst tarafında bulunan noktaya geliyor. Şu anda sanıyorum meclisten zaten Büyükşehir'den geçti. Karayollarından görüş de bekleniyordu. O da gelmiş olabilir. Çalışmalar kısa sürede başlamış olacak. Nedir? Cep otogarı mı? Öyle hayır normal. Tabii. Cep diğerleri olabilir. Bizimki normal. Ana otogar şeklinde geçiyor. Doğru. Peki. Kentsel dönüşüm var değil mi bölgede? Biz bu, tabii bütün ilçelerde bu var. Ancak çok hızlı yürüyor mu? Hayır. Bu konuda yeni düzenlemelerle inşallah olacak. Vatandaşımızın şöyle bir bakış açısı var. Yerim çok değerli veyahut da gelecek yerde endişeleri var. Acaba tökezlenir mi? Bir sıkıntı yaşar mıyım? Korku var. Endişe var. Ya da rahatımı niye bozayım? Çıkacağım, 2 yıl kirada kalacağım, inşaatların yapımını bekleyeceğim. Yani bu manada bizim de tedbirler almamız gerekiyor. Biz bunu bazen özel sektörle daha hızlı gittiğimize kanaat ediyoruz. Mesela benim Eski Habibler diye bir mahallem var. O mahallenin şu anda 3'te 2'si yenilendi. 3'te 1'i de 1-1,5 yıl içinde yenilenecek. Özel sektöre ilgili tabii, değil mi? Kesinlikle biz planları yaptık. Şu hakları kullanabileceksiniz dedik. Vatandaşın önünü açtık. Hızlı bir yenileme başladı. Dolayısıyla bu bütün ilçeme veya ülkeme sirayet etmesi için gerçekten daha kolaylaştırıcı bir yapıya ihtiyacımız var. Bu konuda da çalışma olduğunu biliyorum. Önceki eksiklikler nelerdi onlar gideriliyor. Daha hızlı yürüyecek ama mutlaka bunu illa belediye, illa hükümet eliyle değil, vatandaş anlaştığı, buluştuğu, özel sektörle bunu yapabilmeli. Biz yöneticiler olarak onların işini kolaylaştırıcı tedbirleri veya kararları alıp önlerine koymalıyız diye düşünüyorum. Orada sorun yaşanmıyor mu? Şimdi yaşanmıyor. Vatandaş genelde hani bir dairesi vardır 100 metrekare ama işte 1,5-2 ister, daha fazla ister. Bu hep vardır. Yani maalesef. Şimdi gelişen bir... Doğru. Onu açarsak uzun bir konu ama ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki anlaşmak kolay değil. Yani 1200 kişilik bir grubumuzun 1000 kişisini ikna etmişiz ama 200 kişi halen hayır ben oynamıyorum diyebiliyor. İşte bu manada çok radikal kararlarla belki olabilir ya da mahkeme kararıyla iptal ediliyor, zaman kaybediyoruz. Oysa yaptığımız ne biliyor musun? Eğer biz bunu bir site içerisinde yenilersek, inanın binasını yeni yapmış bir vatandaşın bile çarpı 2'den aşağı kazancı olmayacak. Ya bugünkü değerin en az 2 katıyla başlıyor. Çünkü niye? Biz biraz dikine yapı mecburuz bu alanlarda yapmaya ama sınır koyduk. Sultan Gazi'de 13 kattan daha yüksek yapılamaz dedik. Bu sınırı koyduk. Taban oturumu da bu birleşmede %40'ı aşamaz dedik. %60 bahçe bırakıyoruz. Parselin tamamının altını otopark olarak kullanabiliyoruz. Tamamı asansörlü oluyor. Böylece orada bir site oluştuğundan güvenlik kulübesi oluyor. Her şey sitenin içinde şekilleniyor. Çocuğun bahçesi var. Arabanın otopark yeri var. Kendisi de binasını yenilenmiş gelecek nesile daha uzun vadeli ömrü olan bir binayı bırakmış oluyor. Şimdi bunun değeri de bugünkü değerin 2-3 katına çıkabiliyor. Tabii. O halde sorun ne? Yine bu anlaşmalarda vatandaşımızı ikna edebilmek. Biz ister özel sektöre yaptırın, ister belediye veya farklı kurumlar eliyle yaptırın. Ama mutlaka vatandaşımıza şunu sesleniyorum. Gelin kentsel dönüşüm müdürlüğümüz var. Bu konuda size yol göstersin. Konuşun biz de dahil olalım. Yenileyelim.
hem sağlam yapılara kavuşalım hem de şu araçları artık yollardan çekelim, bir alanımızı alta alalım. Başka türlü ulaşım sorunu da çözemeyiz. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Şu anda duran araç sayısı yürüyen araçtan fazla. Sokaklara giriyorsunuz gündüz saatinde, her taraf araç dolu. Park edecek yer yok. Çıkarmıyor arabasını. Akşam gelince yer bulamıyor. Bunun tek çözümü kentsel dönüşüm. Başka çaremiz de yok ciddi yani. Ciddi bir yatırım başkan ya. Aslında inanılmaz bir iş gücü istidamı da aynı zamanda. Tabii. Yani bunun dönüşümü çok ciddi manada bizim gelirimize de etkisi var, dönüşümümüze de, ekonomiye de, her şeye. Düşünebiliyor musunuz? Çalışma olan yerde işsizlik olmaz. Nalburlar mal satar. Bir inşaat 250 kalemi canlandırıyor. Hareket oluyor. Yenileme oluyor, heyecan oluyor. Yepyeni bir ilçede yaşama zevki gelişiyor. Başkan, sizde pazar yok mu? Pazar kurulmuyor. Kurmuyor musunuz siz? Şimdi böyle kurmuyoruz demeyelim. Böyle meyiller geliyor. Evet. Pazar kurulmuyor. Pazarlar pazar kurulmuyor diyor. Farklı bir uygulama var galiba. Sorunun tam şeyini almadım ama şunu söylemeye çalışabilir. Birçok mahallede sokaktan pazarı kaldırdık. Bizimki ne zaman kalkacak diye bir soru yöneltilebilir. Ben şurada vatandaşıma şunu söylüyorum. Sultan Gazi'de gelmeden evvel, yani 7 yıl evvel şunu söylemiştik. Belki uçuk bir vaat gibi geldi. Dedik ki, bakın 500 binden fazla nüfusumuz var. Hı hı. Ama biz burada sokakta tek bir pazar bırakmayacağız. Tamamını kapalı alanlara alacağız. Ve tek bir merkezde yapıp da vatandaşı otobüste taşıma değil, her pazarın kurulduğu noktada o mahallede bir kapalı pazar yapacağız. Ve vatandaş yine yürüyerek gidecek, alışverişini yapacak. Ama sokaktan kalkacak. Böylece ambulans da girebilecek, o gürültüden kurtulacak, itfaiye girebilecek. Bu sıkıntı yaşıyoruz. Bu verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Şimdi 3 yıl zamanımız kaldı. Bu verilen, bize verilen yetki dahilinde. 5 yıldan sonra 7 yıl oldu. 3 yıl içinde tüm pazarları sokaktan kaldırmayı hedefliyoruz. Bir tanesinde mülkiyet sorununu şu anda çözemedik. Bir aksilik olmaz. Onu çözersek %100 bir başarıyla 3 sene sonra televizyonların altyazılarında sokağında pazar kurulmayan tek ilçe Sultan Gazi diye geçecek. Yani bu sıradan ama bir... Ama pazar var yani sonuçta bir yerde. Kapalı alanda var. Sokakta var. Yani sokaktan kapalı noktayı almak için çalışıyorsunuz. Tabii, sokakta kalmayacak. Tamam. Mahallede kapalı konseptlerde olacak. Ama bizim yaptığımız pazar yerleri sadece üstünü kapat, altını beton at, diğer değil. 14-15 fonksiyon var içinde efendim. Kodlu yerleri seçiyoruz. Alt kat koddan girdiğinizde pazara ve otoparka giriyorsunuz. Üstten girdiğinizde bir yaşam alanı. Orada sağlık merkezlerinden İSMEK'lere, orada Hızır Acil'lerden etüt merkezlerine, PTT'sinden çok amaçlı salonlara, yeşil alanlara, tesislere kadar, gençlik ve kadın meclislerine kadar her şey var. Yani böyle bir konsept yapıyoruz. Dolayısıyla mahallenin tüm ihtiyacı buradan karşılanıyor. Belediyeye giren insan sayısı bizde günlük 2000 kişi. İnanın bu mahalleye giren 5000'i buluyor. Sadece İSMEK'e kayıtlı 1000 bayan geliyor. Spor yapmaya gelen 500 bayan var. Düşünebiliyor musunuz? PTT'sine makbuz ödemeye, aile sağlığı merkezine, diğer kurum ünitelere böyle bir yoğun akış var. Yani bu yaptıklarımız sadece bir pazarı kurtarmak değil, mahallenin tüm ihtiyaçlarını giderecek, yani bir kumaştan çok elbise çıkaracak yapılar. Eğitime Destek Akademisi ne başka? Bu SEDA projemiz, yani Sultan Gazi Eğitime Destek Akademisi. Hı hı. Yani vatandaşlarımızın biliyorsunuz dershaneleri kapatıldıktan sonra ek ders alma gibi bir talepleri her zaman oldu. Biz bunu yapıyoruz belediye olarak. Ha, evet. Önceden para vererek bunu alıyordu. Şu anda biz hizmet alımıyla öğretmenlerimizi alıyoruz belediye olarak. Yerlerimiz bize ait. Her türlü ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Çocuklarımız burada ilave olarak gelip kütüphane niteliğinde ders çalışabilirler. Kütüphanesi de var. Öğretmenlerden ders alıyorlar düzenli olarak. Ve 1 lira ücret ödenmiyor. Ha, para ödenmiyor. İş para ödenmiyor. Tamamen sosyal fayda amaçlı. Ve çok ciddi de başarılar elde ettik. Çocuklar son derece memnun. Gerektiği okulda, gerekse üniversite sınavlarında. Çünkü normalde bu öğretmenlerimiz zaten sadece formasyonu almayacak, çıkmamış. Yani öğretmenlik mesleğini alamamış, kurada çıkmamış kişilerle çalışıyoruz. Hı hı. Onlar zaten bu işe çok gönüllüler. Yani, evet. Gayet iyi de eğitim veriyorlar. Ana dersler olarak da İngilizce, Türkçe, matematik, sosyal fen hepsi veriliyor. Demiş ki izleyiciler, diyor ki başkanımız çok güzel çalışıyor da tek temennimiz şu taş ocaklarına çözüm bulması. Sultan Gazi Kent Meydanı'nda bulvar konutları inşaatı ne zaman başlıyor? Evet, önemli bir soru. Şu anda başlaması lazım. İhaleyi yapalı yaklaşık 2 ay oldu. Müteahhit artık şu anda süre işliyor.
yani almış olduğu yapım süresi işliyor. Biz de bakıyoruz bugün yarın tezgahı kurabilir. Bu kadar yakın. Önümüzdeki yıla kadar da bitirecek. Bir yıl süresi var. Bunlar bittiğinde o denilen meydanda yaklaşık 200 küsür konut, 250'ye yakın buraya alacağız. Ama Türkiye'de belki de ilk defa böyle bir kentsel dönüşüm olacak. Nedir o? Yani? Şimdi düşünün, bir yeri yıkacaksınız. Onları kiraya çıkaracaksınız. Bir sene bekleyecek, belki daha fazla bekleyecek. Biz diyoruz ki, hemen yolun karşısı, bulundukları yerden yolun hemen karşısında arsayı satın aldık. Daha geldiğimizde bunu düşündük. 7 sene önce. Hı hı. Şimdi bu arsaya bu ihale yapıldı. Bir cumartesi pazar konutlar bittikten sonra hiç araba tutmadan eşyasını buradan alıyor oraya taşıyor. Böylece kira görmüyor. 1 lira da üste para vermeyecek. Metrekarelerinde oturdukları dairelere göre yapıldı. Yapılıyor. Proje ona göre tasarlandı. Dolayısıyla bu bulvar konutlarını oraya taşıdığımızda 40 bin metrekare meydanımız olacak. Yani bu belediyenin ve hastanenin olduğu yerde altında da 4 bin araçlık otopark. Böylece şehrin merkezinde ciddi şekilde otopark ihtiyacını gidermiş ve 40 bin metrekarelik bir meydana kavuşmuş olacağız. O konutlar o meydana şu anda engel olduğu için bunlar hem taşınarak yenileniyor hem de bulunduğu yer meydan statüsüne kavuşuyor. Bu tam merkezimizde bizim. Burada hastane, belediye, meydan, otoparklar ama bittikten sonra inşallah bu dönem o da bitecek. Belki İstanbul'un en güzel meydanlarından da biri olacak. Peki. 2 dakikamız kaldı. Şu yayına girmeden önce sohbet ettik ya. Şu Ramazan da yaklaşıyor. Evet. Güzel bir proje var. Onu da bizle paylaşın da öyle kapatalım yayını. Şimdi buradan aracımızla müşterimizle verelim. Tabii ki Ramazan etkinlikleri bizde çok cıvıl cıvıl. Katılımı çok yüksek olduğu için çok hareketli oluyor. Şimdi baktık ki aynı noktada yetmiyor. Sana ben de geleceğim yalnız. Yetmiyor inşallah bekliyorum. İkinci bir yer açıyoruz. Vatandaşımız bilir. Belediyenin hemen yanında BEDAŞ vardı. BEDAŞ'ı taşıdık. Hızla şu anda çalışma yapıyoruz. Alan düzenlemesi. 15 İslam ülkesini bu sene Sultan Gazi'ye getiriyoruz. Konsoloslarıyla, oradaki yetkili, devlet yetkilileriyle, burada o ülkenin okuyan öğrencileriyle bize akşamları misafir olacaklar. Bütün standlarımız, mesela Mısır'ın, Endonezya'nın, Filistin'in standları olacak. İftarı bu akşam Mısır akşamı ise Mısır'ın yemekleriyle açacağız. Sahnede Mısır'ın sanatçıları, hafızları neyse Ramazan ruhuna uygun onlar olacak. Standlarında da onların satışları söz konusu olacak. Yarın Endonezya yemekleriyle açacağız. Böyle her akşam farklı bir şekilde hem sahneyi hem yemekleri hem de standları onlara göre dizayn edeceğiz. 15 İslam ülkesiyle ve derneklerimizle, federasyonlarla 30 akşamı tamamlamış olacağız. Burası bütün Ramazan VIP, değil mi? Tabii 30 gün boyunca devam edecek. Bizim normal olarak tek merkezde 3000 kişi akşamları yemek veriyorduk. Orada 90 bin kişi yine yiyecek ama burası da 40-50 bin kişiyi böyle özel misafirlerin ve ilçedeki dernekleri ağırlamış olacak. Yani buranın bir özelliği de şu olacak. Belki her şey VIP. Yani yemekler özel yapılacak. Bütün standlar çok özel standlar olacak. Hatta oraya gelen kahve dünyası bir tarafına konacak. Tamamen bir ay boyunca alan dört dörtlük bir hizmet vereceği kanaatindeyim. Böylece İslam ülkeleriyle de bu Ramazan ayı namazı, o kardeşlik bilincini bir kere daha yaymanın da mutluluğunu yaşayacağız. Güzel bir projeymiş. Akabinde hemen onun devam eden bir projesi daha var. Evet. Vatandaşımla onu da söyleyelim. Bir hafta ara verdikten sonra, bayramdan sonra ilk defa çocuk festivali Sultan Gazi'de olacak. Hmm. Bir ay sürecek o da. Yani çocuklar geldiğinde tüm standlarda kendilerine özgü alışverişleri yapacaklar. Ve 400 kalemden yararlanacaklar, bu kadar söyleyeyim. Onlar çocuk havuzlarına orada girecek, farklı simülatörlerde farklı şeyler izleyecekler. Yani belki de bugüne kadar hiçbir yerde olmayan, bir ay boyunca sadece çocuklara yönelik uluslararası çocuk festivalini Sultan Gazi'de gerçekleştiriyoruz. Bu sene buna da bir ilke imza atmış olacağız diyor. Başkanım bitti ama çok böyle bir iki kelimeyle rica edeceğim. O soru önemli. Kadın sığınma tesisi kurulacak mı? Bunu zaten bütün ilçeler yapması gerekiyor. Biz bunu kiralıyoruz. Ancak yapılan bir bina var. O zannediliyor, o değil. Fakat biz o binayı şu an kiralayarak o hizmeti vereceğiz. Bir başka yerde. Peki çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Efendim iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi sabahı tekrar huzurlarınızdayız. Hoşçakalın.
Mafre Genel Sigorta Bakış Programı'nı sundu.